Özellikle Antalya ili Kaş ilçesi Kalkan beldesinde 15 yıl önce başlayan ve her geçen gün büyüyerek gelişen bir sektör. Yöremizde tam net sayıyı bilmesek de 5000'in üzerinde tatil villası olduğunu öngörüyoruz. Bunlar Kaş, Kalkan ve Fethiye yöresinde dağılmış durumda. Özellikle sizin de dikkat çektiğiniz gibi farklı bir alternatif olarak turizm sektörünün bir enstrümanı oldu. Villa tatilini tercih eden bir kitle oluştu. Bu kitleye değinecek olursak balayı çiftleri, çekirdek aileler, arkadaş ya da aile grupları olarak şekilleniyor. 2 kişilikten 12 kişiliğe kadar yöremizde farklı konseptlerde, farklı özelliklerde villalar bulunmakta. Öncelikle misafirlerimize özel bir alan sunuyoruz. Onlara özel bir havuz, onlara özel bir villa ki bu villaların %99'u turizm amacıyla inşa edilmiş evler. Yani yazın biz de bu işten birkaç lira gelir elde edelim diye boşaltılmış evler değil. Tamamen turizm amacıyla inşa edilmiş ve her türlü ihtiyacınızı karşılayacak. Hatta jacuzzi, sauna, Türk hamamı, sinema salonu, oyun salonu gibi alternatiflerle, ısıtmalı havuz alternatiflerle size farklı imkanlar da lüks anlamında standartları daha da yukarı yükselten imkanlarımız var. 20 Haziran ile 10 ya da 15 Eylül tarihleri arasında 2 kişilik villalarımızın fiyatları 17 ile 20 bin lira arasında değişiyordu. 7 gece için geçerli bu fiyatlar. 4+1 villaların haftalık fiyatları 21 bin liradan başladı. Evin tabi biraz önce de saydığım özellikler, donanımlarına göre haftalık 40 bin liraya kadar fiyatları çıkabildi. 8-10 kişilik villalarda en uygun fiyatımız 35.700 liraydı ki bu gecelik 5.100 liraya tekabül eder. 35.700'den başlayıp evin konumuna göre 100 bin liraya kadar çıkan villalarımız vardı. Köy kahvelerinin yerinde artık turizme hizmet eden farklı işletmeler var. Yörede şirketler ya da bireysel yatırımcılar villalar yaparak sektörün birer oyuncusu haline geldi. Genç kızlar, genç erkekler villalarda temizlik ya da bahçıvanlık hizmetleri vererek kendilerine ek gelir kaynağı sağladılar. Onun dışında yörede tabii bir misafir yoğunluğu oluşunca işte market, restoran, kafe, kahvaltı salonu gibi farklı işletmeler de oluşmaya başladı. Şöyle Kalkan bölgesi ülkemizde bu işin en profesyonelce yapıldığı yöre. Bizim gibi 100'e yakın firma villa kiralama alanında hizmet yürütüyor. Ev sahipleri de artık profesyonelleşti. Hijyen konusunda olsun, evin bakımlılığı anlamında olsun, misafir ilişkileri anlamında olsun kendilerini geliştirdiler. Burada son dönemde Sayın Turizm Bakanımızın da dikkat çektiği gibi kayıt dışı evler bizim yöremizi tam ilgilendirmese de ülkemizin bence ciddi sorunundan bizim yöremizde bütün evlerin hem mali anlamında hem de güvenlik birimlerinde, jandarma bölgesi, jandarmada kimlik bildirim sistemlerinde kayıtları var. Ama farklı çevrelerde bunu duyuyoruz. Bu konuda bence de gereken yapılmalı ve onların da kayıt dışılığına son verilmeli.